Ekim'de vizyona giren yeni Netflix dizisi Andropos, Yağmur ve Durul Taylan kardeşler yönetmenliğinde ve Engin Günaydın'ın da senaryo ve başrolünü üstlenerek koltuklarımıza büyük bir beklentiyle oturup izlemeyi umduğumuz bir film olarak gündeme geldi. Avrupa yakasında bizi kahkahaya boğan Burhan Altıntop'tan sonra ona yapışan bu komedyen karakter imajının altında kalmadan muhteşem oyunculuklara imza attığı Vavyen filmiyle Celal'i, Azizler filmiyle Aziz'i ve özellikle Zeki Demirkubuz'un Yeraltısında bir Dostoyevski karakterini çıtanın çok üstünde bir oyunculukla canlandırdı. Özellikle Vavyen'den sonra bireyin yalnızlığına doğru tuttuğu absürt komedi aynası ile bir nevi kendimizi de içinde gördüğümüz modern dünyanın tekil ve yalnız bireylerinin iç sıkıntısını kara mizahla anlatmaya çalıştıkları Azizler filmiyle bir kez daha farklı kesimlerde çoğunluğu olumlu eleştiriler alan Taylan Biraderler ve Engin Günaydın ikilemesi Andropoz'la bir kez daha Netflix'te karşımıza çıkıyor. Son sözü baştan söyleyenlerden değilim ama bu kez bu geleneğimi bozup Andropoz'un bendeki karşılığının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu, beklentilerimi asgari müşterekle bile karşılamaktan çok çok uzak bir dizi serisi olduğunu söylemek istiyorum. Senaryosunu kendi yazıp aynı zamanda dizide Yusuf karakterine hayat veren Engin Günaydın yine Taylan Biraderler'le çalışmış. İki sıra dışı yönetmen ve Engin Günaydın bir araya gelince haliyle diziden beklentilerimiz de birden tavan yapıyor. Ama birinci bölümde Yusuf'un 50 yaşında değişim isteğiyle bizi heyecanlandıran, büyük beklentilere sokan Andropoz'unun 45'er dakikalık 6 bölümün sonuna geldiğimizde birkaç kısır olayın peşinden bu olayların ya kıyısında ya içinde koşturup adeta değişim sözünü bir daha hiç hatırlamamak üzere unutarak yavan bir TV dizisi atmosferine dönüştüğünü sabırla izliyoruz. Sabırla diyorum çünkü ikinci bölümden sonra diziye katlanması bir hayli zorlaşıyor. Ben filmin analizini yapmayacak olsaydım 3. bölümde bırakırdım izlemeyi. Yani büyük bir başkalaşma beklediğimiz kahraman dizi vasıtasıyla bize Marx'ın o ünlü sözünü bir yandan şöyle de söyletebiliyor. Değişmeyen tek şey Yusuf'un değişememesidir. Yarı dram, yarı komedi derken bir de bakıyoruz ne duygulanmış ne de gülebilmişiz. Film bu iki çatıya yani dram ve kara mizaha aynı oranda ve estetize edilmiş bir biçimde yaslandırılmadığı için de bütün o duygu durumlarından muaf kalıyoruz. Tamer Karadağlı sanki hala çocuklar duymasın atmosferinden tam çıkamamış görünse de iyi bir performans sergiliyor. Ama iş ona hiç de gitmeyen, Türkiye'nin hangi bölgesine ait olduğunu bir türlü çıkaramadığımız şivesine gelince diyebilirim ki o korkunç şive ile kendi rolünden rol çalıyor. Yine Jet Sosyete'den hatırlayacağımız Meryem karakterine hayat veren Derya Karadaş'ın oyunculuğu da adeta su gibi akıyor filmde. Repliksiz sahnelerde bile mimikleriyle, yüzüne biçtiği ifadelerle konuşabilen oyunculardan o. Filmde oyunculuk bakımından hakkını teslim edeceğim, hemen her projede yan kadın karakter olarak iyi bir oyunculuk sergileyen, Yusuf'un kız kardeşi Fadime'ye hayat veren Şebnem Hassanisogi ise o daima hüzünlü yüzüyle duyguyu seyirciye geçirmekte çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Dizide dizinin adıyla anabileceğimiz 50'li yaşlarda 3 erkek var. Yusuf, eniştesi Halit ve mafyatik işlerle anılan Mahmut. Yusuf 50'li yaşına girip farkında olmadan Andropoz'a dair değişimler yaşamaya başlayınca hayatını değiştirmek ister. Bunu da karısına dillendirir. Ama ne tür bir değişime ihtiyaç duyuyorsa artık bu işe saçlarını boyamakla başlar. Neresinden tutsanız bu yaşa değin yüzlerce kez yapabileceği bir şey bu. Sürgüt alışkanlıklardan deli gibi sıkılırken, üstelik şortlarla gezilen bir tatil kasabasında yaşarken, kimse için bir değişime başlangıç unsuru olarak anılmayacak bir yerden başlamak. Ne yeni bir yaşam felsefesi, ne karma, ne nirvana, kitap okumak yok, sinema, tiyatro ve bilumum sanata dair hiçbir heves yok. Daha iyi olma isteği, daha özgür ya da ne bileyim daha aktif ve duyargalı. Hayır, hiçbiri yok.
Diyelim ki değişmek istiyor ama kendi de bilmiyor ne yapacağını. Öyle bile olsa bir istek, heves ve çaba da yok. Gökten zembille insin mi istiyor, nedir değişim? Anlamak zor. Değişim isteğiyle yanıp tutuşan adam korkaklıktan başını kaldıramıyor ki değişebilsin. Bu tür bir yaşamsal güzel istekle başlayıp dizide bu istemin ardından koşulmaması, bırakın hadi koşmayı, birkaç adım bile atılmaması hikayenin en büyük handikaplarından biri olmuş. Ya dizinin üçüncü andrapozlusuna ne demeli? Çakma mafya Mahmut'a. Ben hayatımda bu kadar iyi bir mafya görmedim. Zengin ve sonradan görme bu kaslı, güçlü adam karısını terk edip erkek avcısı bir Rus kadınla evlenmiş. Adıyla, sanıyla akan suları durdurabilecek bu adam dizi boyunca ya Rus sevgilisinin elinden alıyor insanları ya da karısının hışmından kurtarmaya çalışıyor. Karısı adam öldürmekte ondan daha kararlı ve azimli. Kızlarının hayat biçimine, giyimlerine hiç ses çıkarmayacak kadar mafya olan bu adam, kızıyla birlikte olduğunu, onu kandırıp tuzağına düşürdüğünü sandığı bir adama, Yusuf'a bile ancak implantlı dişini kıracak kadar öfkelenebiliyor. Nereden baksanız galerici mafya kimliğiyle örtüşmeyecek bir karakter olarak kalıyor ve insanın aklından keşke bütün mafyalar böyle olsa diye geçiyor. Kadın karakterler dizide erkeklerden daha baskın. Hatta mafyadan bile daha baskın. Halit'in şiddet uyguladığı karısı Fadime, artık zerrece bir şey hissetmediği kocasını koşulları değiştirmek, boşanmak yerine başka birine gönül verip ondan hamile kalacak kadar ileri taşır. Sevgili edinir, yamaç paraşütü yapar ve ona hayatı zehir eden, boşanma isteğini ya benimsin ya toprağın diye karşılayan kocasından, hani bu biçimi savunmasak da ona başka bir çare bırakılmadığını gördüğümüzden, bağımsız, hiç değilse orada kendi yarattığı kulvarda, o illegal aşkın kıyısında hissedip hissettirildiği kadar ayrı bir hayat yaşar. Mafyatik Mahmut'un eski karısının aşırı ama gerçekten rayından çıkmış teatral oyunculuğu umarım sadece beni rahatsız etmemiştir. Çoğu zaman tirat atar bulduğum Şahin'de karakterinin bana geçirdiği duygu durumu ile kendimi sık sık tiyatro sahnesinde buldum. Sinemada, özellikle günümüz bağımsız film yapımcıları, yönetmenler ve oyuncular bu kült özgürlüğün tadına ve kıvamına kendilerini adapte etmeye çalışırken, özgür platformlar gün be gün çoğalırken, hala aşırı duyguyu geçen akçe sanan ve böyle rol kesen oyuncular görmek insanı üzüyor ve o yapımdan koparıyor. Tiyatroda mükemmel duran tirat, sinemada artık pek seyirci bulmuyor. En azından bizim gibi Tarkovski, Nuri Bilge Ceylan, Emin Alper, Özcan Alper, Yeşim Ustaoğlu gibi hayatı sinemaya en doğal haliyle aktaran yönetmenlerin işlerini sevenler için bu durum böyle. Filmde genç kuşağın şu Z kuşağı vasıtasıyla iyiden iyiye abartıldığını görüyoruz. O ne öyle arkadaş? Daha 15'li yaşlarda anne babasının ölüm hesaplarını yapıp kalacak mirası ganimet gibi görüp parsel parsel, ada ada, villa villa, yat kat bölüşen kardeşler. Bu Avrupa yakası ya da güldür güldür değil ki şakalara düşünmeden kahkahalarla teslim oluverelim. Şakanın dozu gerçeğe tersten yaklaşsa da mutlaka onu biraz andıran bir boyut da taşır. Hani şu her şakanın altında bir gerçek payı vardır cümlesindeki gibi. Ama buradaki abartı bir stand-up ile gerçeklik ilişkisi kuracağımız bir boyuta varmış desem yeridir. Yine de hayata ve günümüz gerçeklerine asılan bir dizi olduğunu varsayarsak, böylesi değil de daha başka uç sorunları olan genç bir nesil ile yaşadığımızı düşünüyorum. Z kuşağının açgözlülüğünden dem vurulacaksa bile bunun neden bu hale geldiği az da olsa sorgulanmamalı mı? Üniversiteyi bitirmiş olmanın artık hayatı idame ettirmek için çalışıp iş bulmak noktasında çok daha başka dinamiklere yaslandığını düşünürsek, bunun açgözlü bir zenginlik arzusundan çok hayatta kalma içgüdüsü, işsizlik ve açlık gibi artık temel sorunlardan kaynaklandığı su götürmez bir gerçek. Yani her halükarda bu boyutta bir sunumla gençlere oldukça haksızlık edilmiş. Mafyatik Mahmut'un kızlarının oyunculukları dizide en geriden geliyor diyebilirim. Çok zorlanmışlar belli. Babalarından ödüleri kopar gibi görünüp sürekli de bu kadar uçlarda geziniyor olmaları da ayrı bir handikap. Hem ne olacak canım, babaları birine öfkelendiğinde ona sıkmak yerine bir implantla işi sonlandıracak kadar iyi bir mafya değil mi?
İşin özü sevgili dostlar, büyük beklentilerle başlanılan dizinin gerisi gelmemiş. Birinci bölümü ayrı bir film, sonraki 5 bölüm ayrı bir dizi. Alın işte size, dizisi ayrı, film ayrı, adıyla yeksan dizi film. Sıradan beklentilerle biraz kendinizi sıkarsanız, bazı yerlerinde kahkaha bile atabileceğiniz, manada hafif, popcorn atmosferinde ağır eğlencelik, yok değil, gülmelik, yok değil, dramatik, yok artık. İşte izledikten sonra nereye koyacaksanız öyle bir film. Ben buraya böyle koydum. Size de iyi seyirler dilerim. Thank you.